burada Kirazlı'nın gelişimini engelleyecek, Kiraz'ın gelişimini engelleyecek plansızlığı ortadan kaldırıyor. Kiraz Belediyesi bünyesinde tekrar yeşil sahalara merhaba diyen Kiraz 1 Eylül Belediye Spor Kulübü Hizmet Binası açıldı. Açılış AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, kurum müdürleri, belediye meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Bu yola çıkarken İsmail Belediyesi'yle beraber aslında çok konuştuk. Spor kulübümüze neler yapabiliriz? Birinci spor bizim kulübümüzde Kiraz'ın adını taşıyor olması neyse orada bir kulübüne çıkmıştık. İnşallah yarın ilk maçımıza çıkacağız. Sevimizi davet ediyoruz. Hem tekrardan saat 3'te maçımız olacak. Gençlerimize destek olacağız. Biz ilk yola çıkarken Bekir'i aramıştık. Sağolsun Bekir'in öyle bir güzellik yaptı ki bize sonuna kadar destek olduğunu söyledi. Biz daha da gayretlendik. Bugün açılışla inşallah vekilimize nasip oldu. Ben tekrardan sizlerin huzurunda kıymetli vekilime teşekkür etmek istiyorum. 1980'lerin başında kurulmuş olan bir futbol kulübümüz vardı. Bugüne kadar Kiraz'da şehitlerimizin desteğiyle ayakta kalmış. İnşallah bugünden sonra hem kendi şehitlerimizi hem de belediyemizin desteğiyle inşallah galibiyeti alacağız. Şimdiden açılıp olduğumuz binamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlçemize, gençlerimize, spor kulübümüze tekrardan hayırlı uğurlu olsun, saygılar istiyorum. Spor ödeneğimizin ayrımı olduğu üzere sağlık tanesiyle özgüvenden takım çalışmasına, kötü alışkanlıklardan uzak durmaya birçok faydası bulmaktadır. Bu anlamda da emniyetli biraz da gençlerimiz içimize yapılan bu yatırımları iyi şekilde değerlendirecek. İleride en başarılı sporcuları bizler biraz olarak çıkartacağız. Bu yolda desteğin hiçbir zaman esirgemediğini bildiğimiz, gördüğümüz, sayın belirttiğimizi biraz da kendimiz günden bugüne gençlerimiz için büyük mücadele, büyük çabalar verdiğinde şahitlik ettiğimiz sayın belediye başkanımıza şansım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bununla birlikte bu açılışını gerçekleştirdiğimiz Kiraz Belediye Spor Kulübümüzün hayırlı olmasını, yarınki mücadelede en iyisinize almasını diyor. Hepiniz tekrardan saygıyla selam. Bugün burada toplanmamızın amacı Kiraz'ımızın yıllardır sportif faaliyetlerini sürdürmekte olan bir kulübü vardı. Bu spor kulübünün sportif anlamda daha güzel çalışmalar yapabilmesi için belediyemizin de katkısını ve desteğini alarak güzel çalışmaları yapmak için belediyemiz bünyesine aldık spor kulübümüzü. Bu konuda sayın belediye başkanımız gerek kulüp binamızın tesis noktasında ve diğer etkinliklerde sayın kaymakamımız olsun bu konuda kulübümüze vermiş oldukları maddi manevi desteklerden dolayı şükranlarını sunuyoruz. Tabii bu yola çıkarken sayın vekilimiz bize hem abilik yaptı hem de yol gösterici oldu. Ve kulübümüzün yolculuğunun içinde de ona nasip oldu. Hayırlı uğurlu oldu inşallah kirazımız için ve kulübümüz için. Amacımız kirazımızın sportif anlamda en iyi temsil ederek gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ve sporun dostluğunu ve kardeşliğini aramızda ve Kiraz'da yaygınlaştırmak olacaktır. Bu konuda çok fazla söze acil yok. Hepinizin ayağına sağlık, gönlüne sağlık. Ben konuşmamı burada sonra erdirirken hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımız. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, ileride yapılacak olan projelerinde müjdesini verdi. Gençlik Merkezi ile ilgili Cumhuriyet Mahallesi'nde Gençlik Merkezi yapılmasına ilgili bütçe hazır. Bu Gençlik Merkezi'nde neler olacak? Bu Gençlik Merkezi'nde altı otopark olacak, sinemalar olacak, toplantı salonu olacak inşallah geldiğimizde. O toplantı salonunda sizlerle birlikte olacağız.
Bir de yeni bir trend başladı. Neydi o başkanım? Resim müziği. Ne o? Ne geliyor? Değerli zamanlar diye hükümet olarak bir program başladı. Yani gençlerimizin gittiğinde spor, müzik, resim bu tarzda zamanlarını değerlendirecekleri alan yaratılacak. Yine ayı bowling olacak. Bowling salonumuz olacak. Yani çok daha detaylı. Bunun her şeyi hazır. Ödeneği de hazır. İnşallah Cumhuriyet Mahallesi'nde bu gençlik merkezimizde startını vereceğiz. Ben dedim ya devam edeceğiz müjdelere. Derden şeylerin gençlerimiz için evet okulda kutluyoruz. Var olan halı sahaların haricinde 9 tane daha yeni bir merkezde olmak üzere diğerleri kırsal mahallelerimizde, diğer mahallelerimizde 9 tane daha başkanım halı saha yapmış olacağız. Bununla başka bir mücadelemiz var. Kapalı yüzme havuzu yaptırma. Onunla da beraber mücadele ediyoruz başkanımla. İnşallah onu da becerip bir kiradımızda kapalı yüzme havuzunda kazandıracağız. Şimdi çok daha başka bir şey yapacağız. Kirazlık tıraş yapacak. Kirazın devresini değiştirecek. Ve kirazı çekim merkezine yapacak. İnşallah küçük merkezine kenarında millet bahçesinin startını veriyoruz. Projelerimiz kapandığımızda çiziliyor. Allah'ın izniyle valla tek edelim. Başkanımız amacımız geldiğimizde, şimdi burada saygılarım da var. Ondan önce ikram saygılarımı hemen hayata geçireceğiz ama millet bahçesi, hastaneyi, biraz sonra söyleyeceğim. TOKİ, bunların hepsini insanların içinde çok büyük korkunç kadar kullanacağız. Yine çok değerli hemşerilerim, hayvan barınağı ihalesine bugün hayvan barınağının çıkılmış, bir sefer çıkılmış ancak ödeneği aldık, parası var, her şeyi var. Millet para tutamıyor ama ihaleye gelen olmamış. Bugün başkanım ikinci kez 900 metrekare kapalı değil mi başkanım? 3000 metrekare açık alanlı hayvan barınağımızın bugün ihalesi yapıldı. O da hayırlı uğurlu olsun.